Herkese merhaba, Müzik Teorim kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle sınava yönelik videolar çalışacağız. Daha doğrusu yetenek sınavına hazırlık dersi yapacağız sizlerle beraber bugün. Bunun içinde neler olacak? Tek ses, çift ses, üç ses, dört ses, ezgi tekrarı ve ritim tekrarı olacak. Toplamda 10 tane tek ses olacak, 10 tane çift ses olacak, 10 tane üç ses olacak, 6 tane dört ses olacak. 2 tane ritim tekrarı, 2 tane de ezgi tekrarı olacak. Ve bunları sizlerle çalışıyor gibi, ders yapıyor gibi yapacağız. Önce atıyorum çift sesi basacağım. Sonra onları tek tek basacağım. Duyumunuz doğru mu yanlış mı kontrol edebilmeniz için. 3 sesi basacağım. Sonra 3 sesi tek tek basacağım. 4 sesi aynı şekilde yapacağım. Ezgi tekrarını çalacağım baştan sona. Sonra bir kez daha baştan sona çalacağım. Tekrar isteyen arkadaşlar için. Sonra yapamayacağını düşündüğüm arkadaşlar, yani yapamayan arkadaşlar olabilir. İki sefer dinleyip tamamını. Bunu ikiye bölerek çalacağım. Nasıl yapacağımı zaten yeri geldiği zaman sizlere anlatacağım. Ve her zaman sınava yönelik bu videolar, her perşembe sınava yönelik videolar gelmeye devam edecek. Bildiğiniz gibi pazar günleri zaten Muammer Sun serilerini sizlerle paylaşıyorum. Onları da hiç izlememişseniz, Muammer Sun çalışmak istiyorsanız yukarı kartlara bırakıyorum. Oradan tıklayıp Muammer Sun serisine gidebilirsiniz. Her salıda Lavinyak serisi paylaşıyorum sizlerle. Lavinyak serilerini kaçıran arkadaşlar için de yukarı kartlara bırakıyorum yine. Lavinyak serisine oradan ulaşabilirsiniz. Ve perşembe günleri de farklı içerikler geliyor ama sınavlarımız yaklaştığı için artık sınava yönelik içerikler sizlerle paylaşıyorum perşembe günleri. Bugün de onlardan bir tanesi olacak. Kanalımı izleyen arkadaşlarımın %70'i kanalıma hala abone değiller. Kanalımı izliyorsanız, sizler için faydalı olduğunu düşünüyorsanız bana destek vermek için ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yeni derslerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Aşağıya yorum da yazabilirsiniz. Videoyu beğenip beğenmenizle ilgili olabilir, yeni önereceğiniz videolarla ilgili olabilir, eksik olduğunuzu düşündüğünüz konularla ilgili olabilir, çekmemi istediğiniz videoları aşağıda yorum olarak yazabilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan da beni takip etmek istiyorsanız açıklamalar kısmına Instagram sayfamın da linkini bırakıyorum. Oradan tıklayıp Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Bu kanala abone olmanız demek, videolarımı seviyorsanız, izliyorsanız abone olmanız demek, bana destek olmak demek. Ve aynı zamanda abone olup bildirimleri açtığınızda da yeni paylaştığım videolar anında size bildirim olarak gelmesi ve o videoları kaçırmamanız demek oluyor. Onun için de abone olmanızı sizden rica ediyorum. Şimdi dersimize başlayacağız. Yetenek sınavı dersimize şimdi başlıyoruz. Dediğim gibi önerileriniz varsa onları da aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Şimdi yeni dersimize başlayalım. Evet, şimdi tek seslerle başlıyoruz. 10 tane tek ses olacak. Bazen konuşurken öksürebiliyorum. Bildiğiniz üzere koronaydım. Yeni karantinadan çıktım. Yeni düzeldim ama öksürüklerim hala devam ediyor. Ara ara anlatırken bu şekilde öksürüklerim devam edebiliyor. Onun için şimdiden kusura bakmayın. Çünkü bunun önüne geçemiyorum. Kontrol edemiyorum. O öksürükler gelebiliyor. Ondan dolayı kusura bakmayın. Şimdiden bunu da söylemiş olayım. Tek seslerle başlıyoruz şimdi. 10 tane dediğim gibi tek ses olacağım. Yavaş yavaş ilerleyeceğim. Acele etmiyoruz. İlkiyle başlıyorum. Evet, tek seslerimiz bu kadar. Tekrardan bunu dinlemek isteyen, çalışmak isteyen arkadaşlar varsa tek seslerin başına tekrar alıp orayı tekrardan dinleyerek verebilirsiniz. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Şimdi çift sese geçiyorum. Çift sesle de tek sesle olduğu gibi 10 tane aralık soracağım ben sizlere. Önce ikisini basacağım. Örnek gösteriyorum. Bastım. Sonra bunu tek tek sizlere basacağım.
yanlış mı verdiğinizi bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Ders çalışıyoruz gibi düşünün. Yanlış da verebilirsiniz, doğru da verebilirsiniz. Duymadıklarınız olabilir. Onun için tekrar başa alıp, tekrar o bastığım ana getirip, dinleyip tekrar vermeye çalışabilirsiniz. Şu anda sizler de çünkü bir ders yapıyoruz. Yetenek sınavına hazırlık dersi yapıyoruz. Onun için acele etmeyin. Dediğim gibi tekrar tekrar çalışın. Yanlış olabilir. Bu bir ders, bir sınav değil sonuçta. Çift sesle başlıyoruz. İlkiyle başlıyoruz. Sesim titriyor, kusura bakmayın. İkincisine geçiyorum. Küçük ikili bir aralık. Mi, fa, yarım sesten oluşuyor. Genelde küçük ikiler bazen karıştırılabiliyor onun için. Şimdi basacağım sesi iyi dinleyin. Bu da do, la bemol, küçük altılı bir aralıktı. Diğer sesimize geçiyoruz. Na, na. Dördüncü sesimize, dördüncü aralığımıza geçiyoruz. Bunu iyi dinleyin. Bu artık bir aralık. Diğerine geçiyoruz. Na, na. Büyük ikili bir aralık bu da. Sol, la olabilir ya da do, re olabilir. Büyük ikili aralık. Yanlış yaptığınız aralıkları da daha tekrar tekrar çalışmanızı tavsiye ederim. Yanlış yapıyorum, yapamıyorum diye orayı es geçmeyin. Tam tersi, daha fazla üzerine durun. Şimdiki basacağım aralık biraz zor gelebilir. Onun için iyi dinleyin. Özellikle ince olan sese biraz odaklanarak dinleyin. Bunu iki kez basacağım. Yani basacağım, bekleyeceğim. Sonra bir kez daha basacağım, bekleyeceğim. Sonra tek tek vereceğim sesleri. Bir daha basıyorum. Na, na. Yani do, si. Büyük yedili bir aralık. Bu bazen do, do oktavla karıştırılabiliyor. Yani na, na, na. Bununla karıştırılabiliyor. Yedili aralıkları özellikle hata yapıyorsanız yedili aralıkları çok çalışmanızı tavsiye ederim. Büyük yedili aralıkları özellikle. Diğer sesimize geçiyoruz. Aralığımıza geçiyoruz. İki sese. Diğerine geçiyoruz. Na, na. Sesim bazen verirken titriyor. O da başta söylediğim gibi koronanın atlattım ama bu öksürüklerden hala kurtulamadım. Ondan dolayı kusura bakmayın tekrardan. Ve son iki sesimize geçiyoruz. Bir kez daha basıyorum bunu. Na, na. Evet, şimdi 3 sese geçiyoruz. 3 sese de çevrimler sordum. Majör çevirim, minör çevirim, eksik akorlar sordum, artık akorlar sordum, onların çevirilerini sordum. Sas 4 temel durumda sas 4 aralıklar sordum, akorlar sordum. Olabildiğince farklı farklı akorlar sormaya çalıştım. Kulağınız hepsine alışsın diye. İlkiyle başlıyorum. İyi dinleyin. Na, na.
şöyle algılanabiliyor. Çünkü bu do majör birinci çeyrek. Asıl akor şu. Ben bunu birinci çevrim yaptım. Çevrim akorlarının ne olduğunu da size anlatmıştım. Müzik teorisi oynatma izlesine girerseniz kanalımda çevrim akorları nasıl yapmamız gerektiğini, akorları nasıl kurmamız gerektiğini de anlatmıştım size. Oradan da çevrim akorlarına bakabilirsiniz. Bu akor aslı şu. Yani do mi si. Ama ben size bunu çevrimi sordum. Do'yu oktava attım. Mi si. Tekrar basıyorum. Çevrim olarak sordum size. Sınavda da çevrim akorlar gelebilir. Dikkat edin. İkinci üç sesimize geçiyoruz. Bu belki biraz zor gelmiştir. Onun için bir daha soruyorum. Bir akor. Si, re, fa. Bunlar da gelebilir. Dikkat edin. Eksik akorları da çalışın. Ben burada farklı farklı dediğim gibi sormaya çalışırım ki hangisinde hatanız daha çoksa, hangisini duymakta daha çok zorlanıyorsanız o aralıkların farklı varyasyonlarını çalışıp kendinizi geliştirebilirsiniz. Onun için farklı akorlar sormaya çalıştım. Üçüncüsüne geçiyorum. Bir daha basıyorum. Normalde bu akorun aslında bu da çevrim bir akor. Re, fa diyez, la, re majör bir akor. Ben bunu çevrim olarak sordum. Bazı arkadaşlarımız bunu belki na olarak duyabilir. Eğer böyle duyuyorsanız çevrim akorları daha çok çalışmanız gerektiği anlamına geliyor. Dördüncü üç sesimize geçiyoruz. Bunu iyi dinleyin. Belki zor gelebilir. Bunu da iki kez basacağım. Basacağım, bekleyeceğim, bir daha basacağım. Bir daha basıyorum. Do sas 4 akor bu. Temel yani do fa sol. Sınavda belki çıkmayabilir ama çalışırken geçtiğimiz videolarda da ben size söylemiştim. Kendinizi zorlayabildiğiniz kadar zorlayın. Sas 4 akorlar çalışın, eksik akorlar çalışın, bunların çevrimlerini çalışın, artık akorlar çalışın. Elinizden geldiğince zoru çalışın. Yapabildiğinizi zaten yapıyorsunuz. Yapamadığınızda daha çok çalışın. Evet, şimdi 1, 2, 3, 4, 5. üç sesimize geçiyoruz. Bir daha basıyorum. Çevrim bir akor. Yani normalde mi, sol, si, na, la, la akorun temel durumu bu. Ama ben size si, mi, sol, na, la, la çevrim olarak sordum. Evet. Diğer aralığa geçiyoruz. Akora geçiyoruz. Buna tekrar veriyorum. Na, na, na. Diğerine geçiyorum. Bunu da iki kez vereceğim. İyi dinleyin.
Tekrar veriyorum. Na na na. Bu da artık bir akor. Yani do mi sol diyez. Normalde do mi sol majör durumda, temel durumda majör bir akor, ama ben bunu do mi sol diyez artırmış olarak sordum. Bir tane daha çevrim akoru geliyor. İyi dinleyin. Tekrar edeyim. Çevrim akorun ne olduğunu bilmiyorsanız çevrim akorları anlattığım dersimi izleyebilirsiniz. Onu da kanalıma girdiğinizde oynatma listesinden müzik teorisi oynatma listesi var. O oynatma listesine girince başlık başlık anlattığım bütün nota değerleri, notaların yerleri, isimleri, her şeyi yazıyor. Orada zaten çevrim akor kurma var. Temel durum işte majör akor kurma, minör akor kurma ve bunların çevrimlerini nasıl yaptığımızı anlattığım dersler var. O başlıklardan onlara ulaşabilirsiniz. Çevrim akorları bilmiyorsanız oradan öğrenip, burada eğer çevrim akorları yanlış yapıyorsanız ya da duyamıyorsanız onları çalışmak için çevrim akorunun nasıl yapıldığını, temel akoru nasıl kurmamız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. O şekilde çalışabilirsiniz oradan örnekler alarak. Şimdi başka bir tane soruyorum. Temel durumda bir akor. Bunu hepinizin yapacağını düşünüyorum. Bu da şöyle bir tüyo vereyim. Bu da sus 4 bir akor. İyi dinleyin. Temel durumda. Evet. Şimdi 4 sese geçiyoruz. 4 sesi de 6 tane sordum. Burada da majör akor var, minör akor var, bir tane makamsal bir akor bastım. Dominant yedili, yani majör yedili, minör yedili var, makamsal var, dominant yedili var, çevrim var. Temel durumda genelde bunları sordum. Ama bir tane ya da iki tane de çevrim var bunların içinde. İlkiyle başlıyoruz, basitten başlıyoruz. Tekrar veriyorum. İkincisini soruyorum. Na, 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 na. Bu da minör yedili bir akor. Şimdiki soracağım, önce ders yaptığım için bir ufak bir tüyo vereyim size. Makamsal bir akor gelecek kulağınıza. İyi dinleyin. Bir daha basıyorum. Şimdiki soracağım çevrim bir akor olacak. İyi dinleyin. Bir daha soruyorum. Özellikle bas sesini iyi dinleyin.
vardı. Do, mi, sol, si, mi, mol. Ama ben si, mi, molü pes'e attım. Do, si, mi, mol, do, mi, sol. Şeklinde size sordum. Zor bir şey ama dediğim gibi kulağınızı ne kadar zorlarsanız sizin için o kadar iyi olacak. Beşinci dört sesimize geçiyoruz. Bu da çevrim. İyi dinleyin. Son iki ses birbirine biraz yakın. Ona dikkat ederek dinleyin. Son iki ses biraz yakın birbirine. Çevrim olduğu için. Bir daha basıyorum. Normalde la, 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 la. Buydu re fa la do. Ben re'yi oktava attım do'nun yanına. Fa la do re. Bir daha basıyorum. Ve sonuncu dört sesimize geçiyorum. Bir daha basıyorum. Evet, dört ses yani tek ses, çift ses, üç ses ve dört seslerimiz bu kadardı. Umarım hata yaptığınız yerler azdır. Eğer hata yaptığınız yerler çoksa da moralinizi bozmayın ama daha çok çalışmanız gerekiyor. Bunu bilmeniz gerekiyor. Hangi aralıklarda daha çok hata yaptığınızı bilin. O aralıklarda dediğim gibi kanalımda bir sürü konular anlatıyorum. Bunların teori kısmını da sizlere anlatıyorum. Onları da girip başlık başlık görebilirsiniz. Oynatma listesine girdiğinizde hepsini başlık halinde görebilirsiniz. Teorinin, müzik teorisine girin. Hangi konularda eksiniz varsa akor kurma, majör akor, minör akor, çevrimler, kadanslar, plagal kadans, oktantik kadans, tam kadans, beşliler çemberi, yedili akorlar, şimdi size bahsettiklerim yedili akorlardı. Majör yedili, minör yedili, dominant yedili vardı. Bunların çevrimleri vardı. Bunların hepsine kanalımdaki o müzik teorisi oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Başlık başlık orada yazıyor. Şimdi ezgi tekrarına geçiyoruz. İki tane ezgi tekrar soracağım. Ezgi tekrarı aslında sınavlara yakın, yani sınav denkliğinde ezgi ve ritim tekrarı sormaya çalıştım. Kolay da gelebilir size, zor da gelebilir. Onun için iki kez çalacağım. Yani çalacağım, bekleyeceğim. Bir daha çalacağım, bekleyeceğim. Sonra ikiye bölerek çalacağım. Yani dört ölçüyün, iki ölçüsün, sonra iki ölçüsün çalacağım. Sonuçta bu bir ders, nasıl yapmanız gerektiğini görmeniz için. İlkiyle başlıyorum. Tekrar çalıyorum. Şimdi ilk iki ölçüyü çalıyorum. Yapamayan arkadaşlar için ikiye bölüyorum yani ezgi tekrarını. Diğer ikisini çalıyorum. Şimdi tamamını çalıyorum. Şimdi ikinci ezgi tekrarına geçiyorum.
Tekrar çalıyorum. Aynısını baştan sona çalıyorum. Şimdi bölerek, ikiye bölerek çalıyorum. İlk iki ölçüyü çalıyorum. Son iki ölçüyü çalıyorum. Şimdi tamamını çalıyorum. Şimdi ilk ritim tekrarını çalıyorum. Ritim tekrarına geçiyorum. İki tane ritim tekrarı var. Onu da dört ölçünün tamamını çalacağım. Yine ikiye bölerek çalacağım. İki dörtlük dört ölçü. Yine bu da ezgi tekrarı gibi. Başlıyorum. Tekrar veriyorum baştan sona. Şimdi ilk iki ölçüyü çalıyorum. Son iki ölçüyü çalıyorum. Şimdi tamamını tekrar çalıyorum. Şimdi ikinci ritim tekrarına geçiyorum. Tekrar çalıyorum baştan sona. İlk iki ölçüyü çalıyorum. Yine ikiye bölüyorum. İlk iki ölçüyü çalıyorum. İlk iki ölçüyü tekrar çalıyorum. Son iki ölçüyü çalıyorum. Şimdi baştan sona tekrar ve son kez çalıyorum. Evet, bugünkü dersimiz bu kadardı. Bu tarz çalışmalar devam edecek. Bu tarz çalışmaların devam etmesi için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler için faydalı videolar olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenip aşağıya yorum yazmayı lütfen unutmayın. Çünkü dediğim gibi abone olmanız bana destek olacaktır. Ve abone olup bildirimleri açtığınızda da yeni dersleri kaçırmayacaksınız. Çünkü size direkt bildirim gelecek. Sizler için de faydalı olduğunu düşünüyorsanız bu videoların. Sınavlar yaklaştığı için bazı arkadaşlar çünkü bana yazıyor hocam özel ders alamıyorum. Evet, özel ders almak maddi olarak bazılarına ağır gelebilir, külfet olabilir. Özel ders alacak maddi durum olmayabilir. Ve bu tarz videolardan faydalanmak isteyebilir. Ve ben de elimden geldiğince bu tarz videoları o kişilere yönelik nasıl faydalı olur diye düşünüyorum. Yani o arkadaşlarımız da çünkü sınava girecek. Ama fırsat eşitliği sunmaya çalışıyorum. Çünkü maddi durumu olan arkadaşlar özel ders alıyor ama olmayan arkadaşlar alamıyor. Ama bir fırsat eşitliği
sunmam gerektiğini düşünüyorum. Ben de onu bu şekilde çalışmalarla sizlere sunmaya çalışıyorum. Dediğim gibi umarım faydalı oluyordur. Faydalı oluyorsa da kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yeni derslerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Aşağıda dediğim gibi yorumlara da yazabilirsiniz. Beğenip beğenmediğinizi, sizler için faydalı olup olmadığını ya da daha ne tarz videolar çekebileceğim, bunları yorum olarak yazabilirsiniz. Instagram'dan da beni takip etmek istiyorsanız onu da açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Oradan beni takip edebilirsiniz. Sınava girecek bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Herkese kolay gelsin, iyi günler, iyi çalışmalar.